Bakın burada Cumhuriyet Halk Parti'den benim yol arkadaşlarım var. İyi Parti'den de arkadaşlarım var. Millet İttifakı'nın belediye başkanıyız. Biz bu proje Cumhuriyet Halk Partisi'nin projesidir bir yerde dedik mi? Şu proje İyi Parti'nin projesi. Hayır. Projeler devletindir. Kamuya aittir. Millete aittir. Onun için e, bilmem hangi partinin projeleri diye ortaya atılan kavramlar bir parti devleti var etmeye doğru gitmektedir. Bu insanlarını bu şehrin ve bu ülkenin rahatsız etmektedir. Milletin parasıyla parti projesi olmaz. Parti projesi gidersin kendine Gidersin kendine bir ilçe başkanlığı binası yaparsın, il başkanlığı binası yaparsın, onda da parti projesi olur. Bu anlayıştan ülkemizin derhal kurtulması lazım. Umarım kurtuluruz. Umarım memleketin bütün kamu kurumları mevzuatlara uygun şeffaf bir biçimde yönetilirler. İlçe belediye başkan arkadaşımız, Pendik belediye başkan arkadaşımızın gerçekten bu projeye haksız, hukuksuz ve ne yazık ki umarım öyle değildir. Ama hissiyatım bilinçli bir şekilde itibarsızlaştırma çabasını da şaşkınlıkla izledim. Pendikli vatandaşlarımızın, İstanbul'lu vatandaşlarımızın burada kaynak elde etme çabasında olan bizleri bu şekilde engelleme çabası içerisinde bulunmasını çok garipsedim. Değerli belediye başkan arkadaşımız burada yapılan işle ilgili kendisine hiçbir haber verilmediğini, bilgi verilmediğini ve bu konuda bir hukuksal mücadeleye girişeceğini beyan etmiş. Öncelikle şunu söyleyeyim. Kiptaş burada Büyükşehir Belediyesi'nden almış olduğu ruhsatla ilçe belediyesine herhangi bir belge ya da onay almasının hiçbir şekilde kanunda yeri yok. Yani böyle bir ihtiyacı yok. Ama benim bundan haberim yok. Ben bu süreci bilmiyorum. Hiçbir bilgi sahibi değilim. Onun için mahkemeye vereceğim falan demesi başka bir boyut. Çünkü 4 Ağustos'ta ta 3 ay önce 4 ay önce neredeyse 4 ay önce 4 Ağustos'ta buradaki şantiyeye gelen zabıtasının yaptığı tespit tutanağında durum tespit tutanağında buradaki yapının ruhsatı var. Buradaki yapının nasıl yapılacağı var her şey var ama işte mecliste çıkalım Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı bir işe daha nasıl köstek oluruz nasıl engel oluruz girişiminde bulunalım bir belediye başkanının ya gel kardeşim burada bak yerini de ayırmışız yazmışız orada bir yere yani Pendik Belediye Başkanı diye. davet ediyoruz. Gel beraber açalım başlasın. Biz bakın dün atık yakma tesisini açarken dedim ki 2017'de bu sürecin başlamasına imza atan Allah rahmet eylesin. Önceki dönem belediye başkanımız Sayın Kadir Topbaş'a teşekkür ediyorum. Dedi. %20'ye yakın bir inşaat tamamlanmasıyla devraldık. %5 civarında finansal tamamlamayla devraldık. Finansının %95'ini, inşaatın da %80'ini biz tamamladık. Ama öncesinde bunu başlatan kişiye de saygıyla, hürmetle teşekkür ettik. Çünkü devamlılık esastır. Bugün biz başlatırız, yarın bir başkası bitirir, burada kurdelesini keser e, verilen tapuların. Hayat böyle bir şey, kamu böyle bir şey. Kimse mülk sahibi değil. O bakımdan bu tür işlere destek olunması ve bunların manipüle edilmemesi. Kaldı ki bizim itibarımızı sarsacak İstanbul'da hiç kimse yok. Boşuna uğraşıyorlar. Bakın Kiptaş tarihinde ilk defa Sayıştay denetimine tabi tutuluyor. Hem de üçüncü kez. Yani göreve geldiğimiz üçüncü kez. Ya bundan da mutluyuz yani. Yani itibarımızı artırır. Denetlenmekten korkmayız ki. Geçmişin denetlenmemesine öfke duyarız. Niye? Bizim dosyalarımıza İçişleri Bakanlığı el koydu. Niye? Niye Allah aşkına? Tarihte görülmüş mü yani? Pandemi döneminde vatandaşın bağışladığı ve ihtiyacı olan vatandaşlara gitmesi gereken 5 milyon liramıza el koyduğu gibi. Ya bunu hangi memleket, hangi devlet insanla yaşatır Allah aşkına ya? Bunun gibi yüzlerce örnek. O bakımdan biz burada çok değerli bir iş yapacağız. Evet, Kiptaş buradan para kazanacak. Bu işin de sürecini alan Tabii ki özel sektör temsilcileri var. Onlara da başarılar diliyorum. Bu zor şartlarda bu işe katılım gösterdikleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Onları destekleyeceğiz. Ama Kiptaş ve bu dönemki özellikle bu dönemki yönetimi bizler İstanbul Büyükşehir Belediyesi itibarlı bir kurumdur. Projemizin arkasındayız. Projemizin sahibiyiz. İstanbulluların yoğun bir ilgisini elbette bekliyoruz. Bu yoğun ilgiyle İnşallah bu zor şartlarda uygun bir mimariyle, çağdaş bir yaşam anlayışıyla içine, bakın bunlar hiç düşünülmedi geçmişte, burası bir özel alan. İşte yapılacak, satılacak falan ama biz içine bir de yuvamız İstanbul'u koyuyoruz. Bir kamusal kreş oluşturuyoruz ve onun da mülk sahibi gene belediyemiz olacak. Yani biz aslında her yerde dişinden, tırnağından, kıyısından, köşesinden, kamuya ne ayırırız? Kamuyu nasıl faydalandırırız? Kamuya ne katarız? Bu şehrin bir ilçesine, bir mahallesine ekstra daha ne yaparız? Ona bakıyoruz. Biz bir avuç insanı düşünmüyoruz. Devir değişti, değişecek. Bu memleketin zenginlikleri, bu memleketin nimetleri bu şehrin 16 milyon insanına ve bu ülkenin 84 milyon insanına paylaştırılacak bir döneme giriyoruz. Az önce e, Ali Kurt ee, Genel müdürümüz bahsetti burada hem çevreci, hem gri su kullanımı, hem enerji üretimi hususunda yapılan yeniliklerden atılan adımlardan. Bu aslında tümden konut projelerini böyle direkt rant kapısı değil, İstanbulluların hayat kalitesini yükseltecek, değer katacak, yenilikçi, kalıcı izler bırakacak çevresine de ha bu, bu çok güzel bir proje bundan daha iyisini nasıl yaparım izini verebilecek. Ee, bir proje İstanbul için attığımız her adımda bu şehrin geleceğine pozitif katkı sağlayacak bir vizyonu ortaya koyuyoruz ki daha yeşil, daha adil, daha yaratıcı bir İstanbul hep birlikte var edelim. Biraz uzattım kusura bakmayın. Kiptaş pendik arkatlı evler bol bereketli olsun çok para kazansın ki çok konutun değişimine güçlendirilmesine ve dönüşümüne burası katkı sunsun. Hepinize katılımınız için teşekkür ediyorum. Yola açık olsun, hayırlı uğurlu olsun. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.